Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce konu anlatımını yapmış olduğum zamirler konusunun soru çözümünü yapmış olacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Evet birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde hem sözcük hem de ek halinde zamir bir arada kullanılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar öğretmen beni her zaman korur cümlesinde "beni" sözcüğü kişi zamiridir ama ek halinde bir zamir kullanılmamıştır arkadaşlar. "Aylar geçti sen gelmez oldun" cümlesinde yine "sen" sözcüğü kişi zamiridir. Fakat ek halinde zamir kullanılmamıştır. "Kendi beni bu işe karıştırdı" cümlesinde "kendi" sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. "Ben" sözcüğü de kişi zamiridir. Baktığımızda arkadaşlar burada yine ek halinde zamir görmüyoruz. D seçeneğine baktığımızda hepsi bizimkini taklit etmiş cümlesini görüyoruz. Hepsi sözcüğü nedir? Belgesiz zamirdir. Bizimkini ifadesinde ise biz kişi zamiridir. Buradaki ki ise nedir arkadaşlar? Ek halinde iki zamirdir. Yani biz buna ne diyoruz? İlgi zamiri diyoruz. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneği olacaktır. Kalemim arkadaşımda kalmış ifadesinde ise yine benim kalemim bu iyilik zamiridir arkadaşlar. Arkadaşım ifadesinde de yine benim arkadaşım olur. ım da nedir? İyilik zamiri olarak kullanılmıştır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır diyor. Birinci cümleyle başlayalım. Neden böyle düşman görünürsünüz ifadesinde bakın neden sözcüğü soruyu sağlamış fakat fiili belirtiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O yüzden biz buna ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz arkadaşlar fiili belirttiği için. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış cümlesinde yine soruyu sağlayan sözcük hangi ifadesi? Çılgın ifadesini belirtmiş. Yani bu sefer soruyu sağlayan sözcük ismi belirttiği için buna da soru sıfatı diyoruz. Üçüncü cümlede nerede kardeşlerin cömert nil, yeşil Tunu ifadesinde nerede sözcü ismin yerine geçmiş ismin yerine geçtiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru zamiri diyoruz. O yüzden 3 numaralı cümleyi alabiliriz. 4'te kim bilir belki yarın belki yarından da yakın ifadesinde yine kim sözcüğü bakın ismin yerine geçmiş Ahmet bilir Mehmet bilir diyebilirim. O yüzden bu da nedir yine? İsmin yerine geçtiği için soru zamiridir. Dördü de alırım arkadaşlar. 5'te de sular mı karardı? Yüzün perde perde solmaktı ifadesinde mı? Soru edatıdır. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Olmayanı soruyor bize. E seçeneğinden başlayalım bu sefer. Bu işi bana mı sordun ki ifadesinde bana sözcüğü nedir? Burada kişi zamiridir. D şıkkında ise hangimizin sorunu yok ifadesini görüyoruz. Bakın hangimiz soruyu belirtmiş, ismin yerine geçmiş. O yüzden soru zamiridir. C'de kimisi önerilerimize sıcak baktı ifadesini görüyoruz. Kimisi sözcüğü. Yine ismin yerine geçmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgesiz zamir diyoruz. Kim istemez ki başarılı olmayı ifadesinde de yine kim sözcüğü soruyu sağladığı için ve ismin yerine geçtiğinden dolayı soru zamir olarak kabul edilir. Bakın E'de bulduk, D'de bulduk, C'de bulduk, B'de bulduk. A seçeneğinde ise yalnız geçen günlerde mutlu oldun mu ifadesinde herhangi bir zamir yoktur. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soru. O sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın o okulun kayıtları sona erdi cümlesinde okul isim hangi okul o okul ismi belirttiği için burada nedir sıfat görevindedir işaret sıfatıdır arkadaşlar. Teyzem o evde değilmiş cümlesinde ev isim hangi ev o ev o sözcü ismi belirttiği için yine burada işaret sıfat olarak kullanılmıştır. O da dün bize gelmişti ifadesinde ise o kim? Ahmet. İsmin yerine geçmiş. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. D seçeneğinde dün o mektubu yazdım cümlesini görüyoruz. Mektup, isim, Hangi mektubu? O mektubu. Bakın o sözcüğü ismi belirttiği için nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. O günler geride kaldı artık cümlesinde ise günler isim, hangi günler? O günler. O sözcüğü de burada yine ismi belirttiği için işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sorduğundan dolayı da arkadaşlar cevabımız C seçeneğidir. C seçeneğinde o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır. 5. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım cümlelerimize. E seçeneğinden başlayalım bu sefer. Bunu daha önce de Adnan Bey'e söylemiştim ifadesinde. Bakın bunu sözcü söylediği sözcüklerin yerine geçtiğinden dolayı arkadaşlar burada nedir? İşaret zamiridir. D seçeneğinde sonraları onlarla çok seyrek görüştük cümlesini görüyoruz. Onlarla kim? Ahmetlerle, Mehmetlerle, Ayşelerle. Yine ismin yerine geçtiği için bu sözcük nedir? Kişi zamiridir arkadaşlar. Eğer bir gün birileri engellerse kötü olur ifadesinde ise birileri sözcüğü ismin yerine geçmiş fakat kim olduğu belli olmadığı için bu da belgisiz zamirdir. A seçeneğinde hedefime giden yoldan kimse döndüremez ifadesinde ise yine kimse sözcüğü ismin yerine geçmiş fakat kim olduğu belli olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz zamir diyoruz. B seçeneğine baktığımızda ise insan ideallerle yaşar ve idealler için ölür cümlesinde herhangi bir zamir kullanılmamıştır. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneğidir. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir demiş arkadaşlar. A seçeneğine bakıyoruz. Her kuşun eti yenmez ifadesinde kuş isim Hangi kuş, her kuş bu belgisiz sıfattır arkadaşlar. B seçeneğinde bazen senin yokluğun öyle dokunuyor ki ifadesinde ne zaman dokunuyor? Bakın bazen dokunuyor. Dokunmak fiil. fiili belirttiği için arkadaşlar bu sözcük nedir? Zaman zarfıdır. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için C seçeneğinde beni senden başka kimse anlamıyor cümlesinde ise kimse sözcüğü bakın ismin yerine geçmiş ve kim olduğu belli değil. O yüzden arkadaşlar bu da nedir? Belgesiz zamirdir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneğidir. Bazı dostlar demiş D seçeneğinde dost isim. Bakın hangi dostlar? Bazı dostlar ismi belirtmiş. O yüzden bu belgesiz sıfattır arkadaşlar. Bana bir haber bile göndermedin cümlesinde ise haber isim. Buradaki bir sözcü Bakın herhangi bir anlamına geldiğinden dolayı belgisiz sıfattır arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümleye geçilirken yapılan bir değişikle sıfat görevli sözcük adıla yani zamire dönüştürülmüştür diyor. Bakın arkadaşlar hemen E seçeneğine bakalım burada. Birçok olayı demiş. Bakın olay, isim, nasıl olay, birçok olay. Buradaki birçok sözcüğü nedir? belgisiz sıfattır arkadaşlar. Birçoğunu seninle birlikte yaşadık cümlesinde birçoğunu ifadesi yaşadıkları şeylerin yerine geçtiğinden dolayı ve görmüş olduğunuz gibi şu ekleri aldığı için arkadaşlar bu nedir? İsmin yerine geçtiğinden dolayı belgisiz zamir olarak kullanılır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dörtlükte aşağıdaki zamir türlerinden hangisi vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Kişi zamirini göremiyorum. Elemiş oldum. İlgi zamiri ki de arkadaşlar. Bakıyorum ki eki de yok. B seçeneğini de alıp elemiş oldum. Belgisiz zamir. Bunu da göremiyorum arkadaşlar. Bunu da elemiş oldum. İşaret zamiri. Bu da yok arkadaşlar. Bunu denemiş oldum. Yani sözcük halinde hiçbir zamirin olmadığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursanız. iyilik eki aynı zamanda nedir? İyilik zamiridir. Şurada ben şunu getirebilirim. Benim selamımı almadan ifadesinde. Benim selamım belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki ım eki nedir arkadaşlar? İyilik zamiridir. Yine Şeyda Bülbül Şirin dillerin hani. Burada da arkadaşlar şirin dillerin derken ineki yine nedir? İyelik zamiridir. Senin dillerin olacak. O yüzden burada iki tane iyelik zamiri olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. 9 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur diyor. Bakalım. Bilmiyormuş ifadesi nedir? fiildir arkadaşlar. O yüzden biri elemiş oluruz. Babamgil Ankara'ya gelmek üzeredir ifadesinde yine gelmek üzeredir yüklem. Arkadaşlar bu da ek eylem almıştır fakat zamir değildir. O yüzden iki ile elemiş olduk. Üzere edattır biliyorsunuz. Üçüncü cümleye geçiyoruz. Seni maç sırasında sinirlendiren hangisiydi cümlesinde hangisi sözcüğü? Bakın soru zamiridir. Burada idi nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Zamir olan sözcük ek fiil alarak ne olmuştur arkadaşlar? Yüklem olmuştur. O yüzden 3 numaralı cümleyi alabiliriz. Bütün bunları söyleyen ta kendisiydi cümlesinde kendisiydi yüklemdir. Dönüşlülük zamiridir. Di de ek fiildir arkadaşlar. O yüzden 4 numaralı cümleyi de alırız. Bugün çok sıkıcı bir hava vardı cümlesinde ise var isim, isim ek fiil olarak yüklem olmuş. O yüzden bunu da ederiz arkadaşlar. 3 ve 4 doğru cevabımız olacaktı. Yani D seçeneği doğru cevabımızdır. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır diyor arkadaşlar. Yaz boyunca hiç çalışmaz mısın sen ifadesinde bakın mısın nedir burada soruyu sağlamıştır. Edattır arkadaşlar. Sabahtan beri ne oturuyorsun öyle ifadesinde bakın ne sözcü niçin anlamına gelmiş. Fiili belirtiyor arkadaşlar. O yüzden bu sözcük nedir? Soru zarfıdır. C seçeneğinde biraz önce sana ne söylemişti ifadesinde ise buradaki ne sözcüğü ismin yerine geçmiş. Soru yoluyla geçmiş. O yüzden arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım mı ifadesinde mı? Yenidir arkadaşlar. Edattır. Soru edatıdır. Siz bu sözlere nasıl katlanırsınız cümlesinde bakın nasıl sözcü soru ifadesi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiili belirtiyor. Fiili belirttiği için de nedir bu soru zarfıdır. Bundan dolayı da yine doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. O sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır diyor. Ben bu arabayı değil onu istiyorum cümlesinde bakın onu sözcüğü neyin yerine kullanılmış? Araba kelimesinin yerine kullanılmış. Dolayısıyla burada onu sözcüğü nedir? İşaret zamiridir. Ve doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım biz yine. Dedesi onu az önce parka götürdü cümlesinde onu sözcü insan adı yerine geçmiştir. Ya torununu götürmüştür dedesi ya da bir tanıdığını götürmüştür. Yine de insan adı yerine geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Kişi zamiri diyoruz. Herkes o şarkıyı istiyor cümlesinde şarkı isim hangi şarkı o şarkı bakın o sözcü ismi belirttiği için burada işaret sıfatı olarak kullanılmış. O eşsiz bir şair ve ses sanatçısıdır ifadesinde o sözcü yine sanatçının yerine geçtiği için, insan adı yerine geçtiği için kişi zamiridir. Bu köy senin o mahalle benim dolaştık cümlesinde ise mahalle isim, o mahalle nedir arkadaşlar ismi belirttiği için işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneğidir. 12. soru. Aşağıdakilerin hangisinde kendi sözcüğü iyilik anlamını pekiştirmiştir diyor. Bakın iyilik anlamını dediğine göre değerli arkadaşlar, iyilik ekinden önce kullanılması gerekiyor. Hemen seçeneklere bakalım. Seni göndermesin, kendisi gitsin ifadesinde böyle bir kullanım göremiyoruz. Kendisi dönüşlülük zamiri ama iyilik ekinden önce kullanılmamış. Bu resimleri kendim yaptım ifadesinde yine kendim dönüşlülük zamiridir. Fakat iyilik ekinden önce kullanılmamış. Çiçekleri kendisine vermemi istiyordu cümlesinde. Kendisi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Fakat iyilik ekinden önce kullanılmamış. Kendi evimde bir yabancı gibi ifadesinde ise bakın kendi dönüşlülük zamiridir. Evimde ifadesinde ise evim benim evim dediğimde arkadaşlar nedir bu? İyelik ekidir ya da iyilik zamiridir diğer adıyla. Bundan önce kullanıldığı için anlamı pekiştirmek göreviyle kullanılmıştır. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneğidir. 13. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek yoktur diyor. Hemen kuralımıza bakıyoruz arkadaşlar. Zamirler yapım eki aldığında zamir olmaktan çıkar demiş. İnsanlar çıkarlarını düşündükçe bencilleşir ifadesinde ben kişi zamiridir. Benden bencil olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nedir? Bencilleşmek fiildir. Zamir olan sözcük fiil görevinde kullanılmış. Her gördüğümde böyle senli benli konuşmamalısın ifadesinde yine senli benli ifadesi zarf görevinde kullanılmıştır. Polisler bize de kimlik sordu ifadesinde ise kimden kimlik olmuş burada isim görevinde kullanılmış arkadaşlar. Sensiz hayat zindandır bana ifadesinde ise hayat isim nasıl hayat sensiz hayat görmüş olduğunuz gibi burada da siz ekini almış ve sözcük niteleme sıfat olarak kullanılmış. E seçeneğinde akşam kendisinden aldığımız kalemi istiyor cümlesinde kendi sözcüğü burada dönüşlülük zamiridir. Herhangi bir değişikliğe uğramadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bu an bir asırdan bile uzun gelir ifadesinde bakın bu sözcüğü isim soylu sözcüğü belirtmiş. Hangi an? Bu an. O yüzden bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Bu ayrılık içimde kanayan bir yaradır cümlesinde ise yine ayrılık isim. Hangi ayrılık? Bu ayrılık. Bu sözcüğü yine ismi belirttiği için burada da arkadaşlar işaret sıfatıdır. Bu biraz eski, biraz da yeni bir tarzdır ifadesinde bu sözcüğü tars kelimesinin yerine geçtiği için arkadaşlar burada işaret zamiridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Biz yine diğer seçeneklere de bakalım. Bu gönlüm. Bakın gönlüm isim. Hangi gönlüm? Bu gönlüm. Burada da ismi belirttiği için yine işaret sıfatıdır. Bu yaşta ağır sorumluluklar aldık cümlesinde ise yaş isim. Hangi yaş? Bu yaş. Bu sözcü de yine nedir? ismi belirttiği için işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. 15 yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Biri o sihirli kutuyu bahçe duvarının üzerine koyup da sesini yükseltti mi o bütün mahalleyi türkülere boğardı ifadesinde. Bakın biri sözcüğü arkadaşlar insan adı yerine geçmiş ama kim olduğu belli değil. Bu yüzden nedir arkadaşlar bu? Belgisiz zamirdir. Kutu isim Hangi kutu o kutu o sözcüğü de burada ismi belirttiğinden dolayı ve işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. O sözcüğü yine arkadaşlar müzik kutusu yerine kullanılmış. Bundan dolayı da ismin yerine geçmiştir. Bu da arkadaşlar nedir? İşaret zamiridir. Seçeneklerimize bakalım. Bakın bir belgisiz zamir, 2 işaret sıfatı, 3 işaret zamiri olacaktı. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Son sorumuz olan 16. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır diyor. Bunları dayanak olarak kullanmanızı kim söyledi cümlesinde bakın kim sözcüğü ismin yerine geçmiş. O yüzden arkadaşlar burada nedir? Soru zamiridir. Ahmet Mehmet söyledi. Bu işlerin hangisini daha önce yapmalıyım ifadesinde ise yine hangisi sözcüğü ismin yerine geçmiş. O yüzden bu da soru zamiridir arkadaşlar. Üçüncüsünü, beşincisini desem bunlar da isimdir ve ismin yerine geçmiştir. Böyle sıkıntılı günlerde aklından neler geçerdi ifadesinde. Bakın neler sözcüğü. Yine ismin yerine geçmiş. Sen geçersin, o geçer. Yaşadığımız olaylar geçer gibi ifadeleri kullanırsak bu da soru zamiri olarak kullanılmıştır. Bu değirmenin suyu nereden geliyor ifadesinde ise bakın nereden sözcüğü de soruyu sağlamış ve ismin yerine geçmiş. Babamdan geliyor, dedemden geliyor, akrabalarımdan geliyor desem bu da ismin yerine geçtiği için soru zamiridir. E seçeneğinde hak etmediğiniz bir şeyi nasıl istersiniz ki cümlesinde bakın nasıl sözcüğü soruyu sağlamıştır. İstemek nedir arkadaşlar? Fiildir. Bu sözcük fiili belirttiği için bu da nedir? Soru zarfı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, hepiniz hoşçakalın.